Bu kanalda daha önce hiç gündeme dair bir video yapmadık. Gündemdekileri konuşmadık çünkü aslında gündemdeki olumsuz olayları konuşması gereken kişiler bizler, yani vatandaşlar değiliz. Normal şartlarda olması gereken, gündem olan olayları politikacıların, siyasetçilerin, devlet liderlerinin konuşması, tartışması ve çözmesi gerekir. Biz vatandaşlara düşen ise sorgulamak, soruşturmak, nedenleri irdelemek, bunlar üzerine düşünmek ve bazı çıkarımlar yapmaktır. Uzun vadede bu sorgulamalar, bu düşünceler ve yapılan çıkarımlar vatandaş olarak zamanı geldiğinde bize düşeni yapmamız gerekeni yapmayı ve tabii ki önemli kararlarımızı vermeyi şekillendirir. Geçenlerde yine yaşanan çok kötü olayların neticesinde YouTube'da hemen birçoğumuzun tanıyacağı Evrim Ağacı'nın bir videosunu izledim. Orada aslında bunca gündem olan olumsuz meselenin bilimsel olarak nedenlerinden bahsediyordu. Ben videoyu çok beğendim. Eğer izlemediyseniz sizlerin de izlemesini tavsiye ederim. Yaşanan bu son olayla birlikte ben de bu videoyu yapmayı kendime bir görev bildim. Aslında bu videoda genel olarak politikacılardan, siyasetçilerden, bu tarz belli başlı kişilerden ve kurumlardan bahsetmeyeceğiz. Burada biraz daha kendimize odaklanacağız. Şunu da söyleyeyim ki bu videoda en çok duyacağınız kelime neden olacak. Konuşmamın başında da söylediğim gibi yaşanan olayları gerek devlet idaresindeki iktidar siyasi partinin siyasetçileri, gerek muhalefet partideki yine kendilerine çokça sorumluluk düşen siyasetçiler konuşmalı, tartışmalı ve çözmelidirler. Bizler oy kullanıcılar, seçmenler, vatandaşlar, yani çoğunluk kesim olarak yapmamız gereken şey sorgulamak ve meselelerin nedenlerini düşünmek. Bu sorgulamaya başlarken istediğiniz herhangi bir maddeden başlayabilirsiniz. Mesela şunları sorabilirsiniz kendinize. Bir ülkede neden her gün kadın cinayetleri olur? Bir ülkede neden mafya ağları kolaylıkla kurulur? Bir ülkede neden kara para aklamanın herhangi bir suçu olmaz? Bir ülkede neden senelerce bebekler para için öldürülürken kimsenin ruhu duymaz? Bir ülkede neden terörist, PKK'lı ya da adı her neyse elini kolunu sallaya sallaya bir ülkenin savunma kuruluşunun içine kadar girebilir? Bir ülkede neden yine bir bebek şaibeli bir şekilde öldürülür ve aylarca suçlusu bulunamaz? Bir ülkede neden yaşanan sağlık krizini bir bakan kendi lehine çevirir ve kocasının şirketine devlet kaynağı akıtır ve aynı bakan neden sessiz sedasız görevden alınır ve asla sorgulanmaz, yargılanmaz, ceza almaz? Bir ülkede neden herkesçe mafya lideri olduğu kesin olarak bilinen bir adam devlet ileri gelenleri hakkında çok önemli iddialarda bulunur ve bunların hiçbiri neden sorgulanmaz? Bir ülkede neden uyuşturucu kullanımı bu kadar artar? Ülkeye girmesi, satılması, her türlü ticareti nasıl bu kadar kolaylaşır? Bir ülkede neden gençler bu kadar umutsuzdur? Neden ülkesinden kaçmak ister? Bir ülkenin televizyon haberlerinde neden her gün vahşet ve kötülükler vardır? Bir ülkede neden adına şeytani yapılar denen yapılanmalar var olabilir? Neden gençleri etkileyebilir? Gençler birbirini neden kesip öldürür ve neden sorumluluk hissetmesi gereken yetkili merciler asla sorumluluk hissetmezler? Bir ülkede neden insanlar kendini polisin yanında bile güvende hissetmezler? Bir ülkede neden suçlular rahatlıkla hiç korkmadan suç işleyebilirler, neye güvenirler? Bir ülkede insanlar neden suçluların ceza almayacağından şüphelenirler? Bir ülkede neden her gün birçok kesimden eylem hareketi gelir? Bir ülkenin eğitim sistemi neden mütemadiyen değiştirilir? Değişen bu sistemi öğretmenler dahi neden beğenmez? Bir ülkede neden deprem ülkesi olduğu halde hiçbir önlem alınmaz ve her defasında binlerce can ölür? Bir ülkede deprem yardımı yapılırken neden insanlar devletin kurumuna değil de özel bir kuruma güvenerek paralarını göndermek isterler? Bir ülkede en az 50 bin kişinin öldüğü bir depremde ülkenin acil yardım kuruluşunun adı neden çıkar? Ve bunun devamında neden hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam edilir? Bir ülkenin şanlı tarihi neden perdelenerek anlatılır? Bir ülkede insanlar neden sokaklarda güvenle yürüyemezler? Bir ülkede sürekli gelir adaletsizliğinden, geçim sıkıntısından, gelecek kaygısından, ekonomik kriz gibi konulardan bahsedilir. Bir ülkede insanlar arasında fikir ayrılıkları olsa bile neden bu fikir ayrılıkları kutuplaşmaya, birbirinden nefret etmeye, birbirine hakaret etmeye, birbirine saldırmaya sebep olur? Bir ülkede insanlar neden bu kadar huzursuz, huysuz, tahammülsüz ve saldırgandır? Bu soru listesi böyle sayfalarca uzayıp gidebilir. Sizler de aklınıza gelen bu gibi soruları düşünebilirsiniz. Bizler kalabalıklar olarak, vatandaşlar olarak, karar vericiler olarak bu soruların cevaplarını düşünmek zorundayız. Eğer bu soruların cevaplarını düşünürken
gerçeklikten uzaklaşarak sadece duygularımızla hareket eder ve tarafgirlik yaparak realiteden uzaklaşırsak asla doğru sonuca varamayız. Az önce saymış olduğum soruları okurken eğer aklınızda, kalbinizde bir şeyler canlanıyorsa hala ümit var demektir. Ben şöyle son zamanlarda olan bitene bakıyorum da gerçekten vatandaşlar olarak bir adım geri çekilip kafamızı ellerimizin arasına koyup düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnsanlar gerçeklikten, vicdandan, insanlıktan o kadar uzaklaştılar ki bu kadar insanlık dışı şeyler yaşanırken bile bazıları sadece fanatik taraftarlığı için gereksiz savunmalarda ya da anlamsız yorumlarda bulunabiliyor. Ama bunu yaparken şunu unutuyoruz. Tüm bu vahşet sahneleri, yaşanan kötü olaylar, cinayetler, saldırılar, ölümler, tecavüzler. Bunların hepsi insanlık dışı, ahlaksız, vicdansız, eğitimsiz, adaletsiz, hoşgörüden ve paylaşımdan uzak, merhametsiz, duygularını kaybetmiş bir yapının ürünü. Ve tam bu noktada bir nedenli soru daha aklımıza geliyor. Bir ülkede saymış olduğumuz bu olumsuz maddeleri oluşturan yapı nedir? Kimdir ya da kimlerdir? Bu maddeleri düzeltecek ve olumlu hale getirecek yapı nedir? Kimdir ya da kimlerdir? Hayatımızın hiçbir yerinde içine düşmüş olduğumuz olumsuzluğu yine bizim dışımızda hiç kimse düzeltemez ve bizi hiç kimse o bataklığın içinden çıkartamaz. Bunun için birçok örnek verilebilir. Örneğin hayatınızda iyi gitmeyen şeyler varsa, bir şeylerin eksik olduğunu ya da fazla olduğunu düşünüyorsak, bunun üzerine yoğunlaşarak o şeyi düzeltmeye çalışırız. Bir ülke, bir devlet, insanlardan, topluluklardan, kalabalıklardan oluşur. Eğer bir ülkenin yapısını düzeltmek, temellerini sağlamlaştırmak, her anlamda çeki düzen vermek isterseniz, ülkede bulunan insanları, kalabalıkları, yani toplulukları iyileştirmeniz gerekir. Eğer yukarıda saymış olduğumuz nedenli sorular bir ülkede varsa, yaşanıyorsa, örneğin eğitimsiz toplumlar varsa eğitim düzeyini iyileştirmelisiniz. Ya da merhametsiz toplumlar varsa merhamet düzeyini iyi bir noktaya getirmelisiniz. Bir yerde adaletsizlik yapılıyorsa bu adaletsizliğin önüne geçmelisiniz ya da ciddi manada bir suç işleniyorsa bu suçun gerçek karşılığını vermelisiniz, yani insanlar yanlış yaptığını anlamalı. Kısacası bir toplumda eğer ahlak düzeyi yoksa bu ahlak seviyesini maksimum seviyeye getirmeye çalışırsınız. Böylece tüm nedenli soruların nedenleri ortadan kalkar ve çözüme ulaşmış olur. Peki bu çözümleri kimler bulmalı? Kimler bu yolda sorumludur? Bu süreçlerle kimler ilgilenir? Bu düzeni kim sağlar? Bu kısma sadece idareciler deyip geçmeyeceğim. Çünkü unutulmamalıdır ki herkesin, her bireyin kendi idaresi altında birileri mutlaka vardır. Yalnız yaşıyorsa bile o zaman kendi kendini idare etmeyi bilmelidir. Burada herkese iş düşer. Yani sıra şu şekilde olmalıdır. Özelden genele, yani en başta iyi bir birey olmalıyız. Sonra iyi bireyler yetiştirmeliyiz. Burada iyiden kasıt az önce saymış olduğumuz tüm maddeler. Ahlaklı, adaletli, merhametli, eğitimli, vicdanlı, saygılı, duyarlı vesaire. İyi bireyler olup iyi bireyler yetiştirdikten sonra, yani aslında güzel bir aile yapısı oluşturduktan sonra bu her bir güzel aile bir mahalleyi, her bir güzel mahalle bir ilçeyi, her bir güzel ilçe bir şehri dolduracak. Bu bilinçli, eğitimli, vicdanlı, adaletli, saygılı toplum, karar verici ve seçen kişi olacak. Aynı zamanda yine bu toplum içerisinden çıkan seçilenler olacak. Peki arada hiç çürük çıkmayacak mı? Elbette çıkacak. Özellikle de bu çürükler seçilenler içerisinden çıkarsa ne olacak? Bu kadar iyi yetişmiş, ahlaklı, eğitimli ve vicdanlı bir toplum çıkacak 2-3 tane çürükle elbette ki başa çıkabilecek kapasitede olacak. Yani şunu demeyeceğiz. Hırsızlık her zaman vardı. Yalan zaten hep söyleniyordu. Ahlaksızlık geçmişten bu yana zaten var. Sanki adaletsizlik ilk defa mı yapıldı? Ya zaten her gelen adam kayırır. Bu yaşananlar ve söylenenler bizim normalimiz olmayacak. Eğer bunlara alışır ve normal karşılarsak, görmezden gelirsek o zaman sıralama şöyle olacak. Genelden özele, yani adaletsiz, eğitimsiz, merhametsiz, vicdansız, saygısız bir idare ve bu idarenin altında toplanmış yönetim kümeleri. Bu yönetimlerin altında yine aynı zihniyette iş yapan çalışanlar ve bunlardan iş alan vatandaşlar. Bu vatandaşların oluşturduğu şehirler, ilçeler, mahalleler, aileler ve bireyler. Yani sonuç olarak süreç en başa döndüğünde her defasında yeni doğan her bir bireyin daha kaliteli, daha eğitimli, özetle iyi bir insan olarak yetiştirilme olasılığı gün geçtikçe düşecek. Çünkü herkes çevresinden gördüğünü uygulayacak
ve yeni normallerimiz anormal ve olumsuz şeyler olduğu için bu kısır döngüden çıkamayacağız. İşte bu ikinci senaryonun yaşanmaması için herkes taşın altına elini koymalı. Eğer herkes ya bu memleketi ben mi kurtaracağım deyip hiçbir şey yapmamaktansa, evet bu memleketi ben kurtaracağım deyip bir şeyler yaparsa, o zaman sonuçta herkes bir şeyler yapmış olacak. Bu vatan uğrunda kan akıtılarak kazanıldı. Bizlere ise işin çok daha kolay kısmı kaldı. İyi insanlar olup iyi insanlar yetiştirmek. Aslında bu durum kolayken geldiğimiz noktada oldukça zorlaşmış durumda. Çünkü şu anda herkes kendini bilgili, eğitimli, doğru, haklı, adaletli görüyor. Böyle olunca durum biraz zorlaşıyor. Ama bizler dinlemeyi, fikirlere açık olmayı, saygı göstermeyi ve gerçekçi olmayı tekrardan öğrenmeliyiz. Bizler ne zaman ki ilimden, bilimden, realiteden uzaklaştık, işte o gün kaybettik. Şu anda öyle bir hale geldik ki matematiği bile yalanlıyoruz. Yeter ki ben haklı olayım, yeter ki şuna zarar gelmesin, yeter ki ona bir şey demesinler düşüncesiyle cahilce ve fütursuzca savunmalar yapılabiliyor. İşte bu gerçeklikten uzaklaştığımızın apaçık bir örneği. İnsanlar eğer aynı şeyi sevmiyorlarsa, aynı görüşte değillerse birbirlerinden nefret ediyorlar, hakaret ediyorlar ve hatta daha ileriye gidebiliyorlar. Önceden bu durumlar futbol takımları için yaşanırdı ve insanlar birbirlerine bunun için gülerlerdi. Şimdi ise çok daha ciddi bir konuda bu hale gelmiş durumdayız. Özetle ben herkesin kendine yukarıda bahsettiğim nedenli soruları sormasını ve cevap vermesini isterim. Özellikle son 1-2 aydır gerçekten içim içime sığmıyor. Bazen haykırasım, isyan edesim geliyor. Çünkü bu memlekette ortalığı ayağa kaldıracak, yeri yerinden oynatacak şeyler yaşandı. Gündemimiz o kadar hızlı değişiyor ve her gün o kadar çok şey yaşanıyor ki bu sebeple her şey çok çabuk unutuluyor. Daha da kötüsü her şeyi normalleştiriyor ve artık birçok şeye şaşırmıyoruz. Belki de en kötüsü bu. Çünkü şaşırmazsak, normalimiz olursa hiçbir şeyi sorgulamayız ve bir çözüm bulmak zorunda da hissetmeyiz. Gerçekten en korkuncu bu. Bu sebeple zihinlerimizi tekrar toparlamalı, nedenli soruların cevaplarını vermeli ve bu cevapların neticesine göre hareket etmeliyiz. Bir devleti var eden şey halkıdır. Bu devlet bizim. Devletimize biz sahip çıkmalıyız. Değerlerini biz korumalıyız. Tüm süreçlerini takip ederek yanlış giden bir şeyler varsa biz düzelttirmeliyiz. Hiçbir menfaat gözetmeksizin yanlışa yanlış, doğruya doğru demeyi bilmeli ve bu vatanı emanetçilerinin başını önüne eğdirtmeden muhafaza etmeliyiz. Seni yaşıyorum.
Geceler de yaralar içinde.